Şimdi bence bu önemli. Yani işin terfiat boyutu, münbiç boyutu gibi askeri harekat boyutu bir yandan devam etmeli ama öbür yandan Türkiye'nin Afrin'i kontrolünü ele geçirerek elde ettiği çok önemli bir avantaj var. O da Kürt kartı. Ne demek istiyorum? Türkiye ilk defa bu kadar güçlü bir şekilde Kürt kartını kullanabilecek durumda. Evet. Yani hatırlayın, şimdi Suriye'de biz bu operasyonla beraber oturduğu zannedilen bir denkleme müdahale ettik. Bu denklem neydi? Artık belli şeyler oturdu. İşte muhaliflerin de son hali belli olacak ve ondan sonra Suriye'nin kuzeyinde YPG ve Amerika'nın kontrolünde bir hat var. DAEŞ ortadan kaldırıldı. Muhalefette çok sınırlı bir alanda var. Masaya oturacağız. Türkiye'nin müdahalesi şunu söyledi. Hayır arkadaş, YPG'li bir masa olamaz. Kürtlerle bir masa olur ama YPG'lilerle bir masa olamaz. Peki Kürtlerin bulunduğu bölgeler ve bulunmadığı bölgeler de dahil hepsi YPG'nin kontrolünde, Rusya ve Amerika'nın himayesinde olduğu bir durumda bunu nasıl engelleyeceksiniz? Engelleyemezsiniz. Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü müzakere ve o alanın açılmış olması şu an Türkiye'nin önüne çok ciddi bir harekat alanı, çok ciddi bir manevra alanı çıkarttı. O da şu: arkadaş, YPG Kürtleri temsil etmez. Kürtlerin asıl temsilcileriyle beraber ben çalışırım. İşte Afrin'de Suriyeli Kürtleri de dahil edeceğim bir yönetim kurarım. Burada bayındırlık, eğitim, sağlık vesaire hepsini Fırat Kalkanı'nda yaptığım gibi, bu büyük bir başarıdır Fırat Evet. Kalkanı'nda yapılan, yeteri kadar dünya kamuoyunun ilgisini çekmiyor ama yani işte YPG'lerin kontrolü altında söylenen fantaziler neticede kadın askerlerin fotoğrafları yani. Daha ötesi yok. Başka bir Orada bir şey yok. bayındırlık yok, bir şey yok. Şimdi Türkiye orada hem bir bayındırlık faaliyeti yürütüyor, hem insanca bir yaşam. 140 bin insan geri dönmüş. Şimdi siz Afrin'de bir yönetim kuruyorsunuz. İçinde Kürtlerin de nüfusunun ağırlığına göre ağırlığının olduğu bir yapı kuruyorsunuz. Şimdi Kürtler buna hazır. Yani takip ettiyseniz Evet. orada PKK'nın baskıladığı, hatta katlettiği Kürtlerden insanlar gelip buna katılmakta istekliler. Şimdi siz böyle yaptığınızda Kürt kartını elinize alırsınız. Ve Avrupa'nın ondan sonra Türkiye Kürtlerle savaşıyor gibi bir söyleminin de bir anlamı kalmaz. Ve dolayısıyla şimdi ikinci bir yönde de dönüp doğuya doğru, işte bak böyle yapılır bu iş diye gösterebileceğiniz ve Amerika'yı da baskılayabileceğiniz, bunun çağrısını yapabileceğiniz bir fırsat ele geçirmiş oldunuz. Bunun için de Afrin'de çok iyi bir yönetimin kurulması gerekiyor. Demografik ağırlığa göre Kürtlerin de, Arapların da, Türkmenlerin de, varsa diğer unsurların da orada temsil edildiği ve kendi kendini yöneten bir yapı olması gerekiyor. Bu Türkiye'nin ÖSO ile beraber mi yapar, diğer hangi aşiretlerden katılır, bunların hepsinin planları yapılıyordur. Yani müzakereleri yürütülüyordur zaten. Türkiye bunu gösterdiği andan itibaren elinde çok büyük bir argüman olacak. İşin askeri boyutunu Fahrettin anlattı zaten. İşin askeri boyutu ayrı bir konu ama bu kartı ben önemsiyorum. Yani Türkiye bunu hatta Suriyeli Kürtlerden kendi eğit donatını yaparak Buna hocam yani. imkan diyelim istersen. Çünkü hani kart dediğimizde bir pazarlık unsuru gibi algılanıyor. Yani bu bir imkan ve Türkiye bu Bu imkanı sahici bir şey. tabii sahici bir Sahici bir şey. şey. Yani Yani bu sentetik kart bir kelimesi unsur tabii değil. hani Amerika'nın Avrupa'nın Tabii. elinde olduğu zaman kart oluyor. Bizim Tabii. elimizde olduğu zaman gerçeklik aslında. Tabii. Yani çünkü onlarla beraber yaşıyorsun. Suriyeli Kürtler nerede? Şu an Türkiye'de. 350 bin 350 Suriyeli bin. Kürt Türkiye'de. Yani gidecekler, onlar Türkiye'den gidecekler. Türkiye'den mülteciler oraya gidecekler. Dolayısıyla hani Türkiye'nin siyaseten kendisini anlatabileceği çok haklı bir pozisyonunu ortaya koymuş olacak. O anlamda söyledim. Doğru. Bunun çok büyük bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Büyük bir imkan olduğu kanaatindeyim ve Türkiye bunu bütün kurumlarıyla, kamu diplomasisiyle, dışişleriyle, bütün kurumlarıyla bunu dünyaya anlatmak durumunda. Bunu anlattıkça Amerika baskı altına girecek. Orada YPG'nin kurduğu zannedilen bir yapının olmadığı ortaya çıkacak. Ve aslında orada Kürtlerin kendilerini yönetime dahil edebilecekleri şeylerin ancak Türkiye ile barışarak, Türkiye ile dost bir şekilde olabileceği görülecek. Ve bunu en üst düzeyde Afrin'de hem de en iddialı oldukları yerde Türkiye göstermiş olacak. Ben bunun bayağı bir paradigmayı değiştireceği Çok kanaatindeyim. çok önemli.